Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Kadirdan üstazlar. Bugün sizler bilen inşallah Rabbil alemin İslam dininin cemaaları doğrusu da Ahl-i Sünnet ve Cemaa'nın xususiyatlari, ularga muxolif bo'lganlarning tarix mobaynida qilgan urinishlari va oqibatda yana islom ummatining asosi himoyalik shaklda qolganligi to'g'risida gaplashamiz. Qur'oni Karim, hadis shariflarda islom ummatining qiyomatga qadar kuch bilan asos bilan davom etishligi va'da qilingan. Muhafazası vada kılınca. Hicr suresi Allah Teala etedi ki أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. Elbette biz zikrini özümüz nazıl kıldık ve elbette biz onu özümüz muhafaza kılamız degen. İslam'ın muhafazasını Allah Teala zimmesine ogen. Lekin kanday muhafaza kıladı? Allah'ın iradesine, küçüge, kudretine hikmetiga, ilmiga bog'liq. Lekin uni hayotdagi ko'rinishini qay shaklda bizgacha din muhofaza bo'lib kelyotganligidan bilsak bo'ladi. Din bizga qanday qilib muhofaza bo'lib kelyapti? Dinni xizmatida bizga qadar sog'lom holda yetib kelishligida jonbozlik ko'rsatayotgan qahramonlar kimlar? Ulamolar. Allah subhanahu wa ta'ala muhafızlarını ulamalar ekelligini hayat tecrübesinde görsetken. Din, sağlam, samimi şekilde dinin teologiyası, ilmi, asası, usulü şekilde yetip gelişligi her kanday şahsi manfaatlardan vazgeçerek bugün. Şahsi manfaatlardan vazgeçken, karnını oylamagan, yani dini uçun canını oylamagan ulamalar. İmam Buhari'nin hadis yığışlık hakkıdaki tarihi hareket yönelişini çizip çıkan ulamalar hazır ayeti yaptı. 14 bin kilometre yürgen. Hadis yığışçı. 14 bin kilometre hayat sarf digen. Yaşlıgı da hacge getir, uşa boyu kalıp 60'ke yakın 50'ke kirgen de 50'den ötkenden iken uyku haytip digen. Ne için hayatını sarfla vardı? Dinli muhafazası için sarfladı. Ve Allah subhanahu ta'ala bularga nima berdi? Faziletini ko'rsatdi. Ve yu'ti kullazi faddin fadda. Allah ta'ala her bir fazilet egasini fazlini o'ziga beradi. Fakat onu samimiyetini ispatlash kerak insan. Dinni bugünge kadar muhafizi doğrusu da başka sohbetlerden aytyapmiz, takrar bo'lsa zarari yok. Asas qilingan narsa fiqh. Usul. Usul ortaya koyulgandan keyin dinge kılıngan hücumlar barham topdi. Usuller ortada öz joyiga, fundamentiga o'rnashgandan keyin bino hosil bo'ldi. Mana shu binoni 4ta devori ushlab turibdi. Ha? 4ta devorga hücum qilsangiz, kimsalar rahmatullah. 4ta devorni tanqid qilishni boshlasak hozir nima qilamiz? Siz bitta g'ishni olasiz, sizlar yana ikkita g'ishni olasiz. Borib-borib tomni ostiga qolib ketamiz. Bosib qoladi tom. Ana shu 4ta devorni tashkil qilgan usul asoschilari ulamolar, fiqh ulamolari, usul ulamolari. Fiqh deganda men namozdagi farzlar, sunnatlar to'g'risidagi fiqhiy istilohni aytmayapman. Fiqh deganda umumiy ma'nodagi faqihlarni aytayapman. Ibn Abbos radhiyallohu anhu ni Peygamber aleyhi salatu vesselam dua kıyallarda nime degendiler? Allah'ım faqihhu fiddin allimhu ta'wil degendiler. İbn Abbas'ke dua dinde faqih kıl degendiler. Faqih, fiqh bu ota nazik düşüncelerini bile degen oraya. Dinde faqih kıl, ta'vilini bunge talim ber degendiler. Ta'vil, tafsir yani. Kur'an'ın tafsirini bile degen. En katta Allah'ıma İbn Abbas radıyallahu anh. Bunda hiç kim tartışmaydı. Hiyarukum fil cahiliye, hiyarukum
Fil İslam deganlar. Sizlarning jahiliyatdagi qaysinglar yaxshi bo'lsanglar, islomda ham o'sha odam yaxshi sharti bor. Nima edi sharti? Ida faquhu deganlar. Fiq faqih bo'lsa, jahiliyatda qanday yaxshi odobli odam edi, islomga kirgandan keyin ham odoblik bo'ldi, faqih bo'lmadi, bo'lmas. Bu haqida emas gap. Gap islomga kirgandan keyin faqih bo'lsa, yaxshi bo'ladi. Yaxshi inson bo'ladi. Barcha mu'minlar jihodga chiqib ketishligi, hamma chiqib ketishligi shart emas. Walaula nafara minkum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din. Ha? Sizlardan bir jamoa qolsin, shaharda qolsin. Nima uchun? Liyatafaqahu fid-din. Dinda faqih bo'lish uchun. Dinni o'rgansin. Ular keyin qaytib kelganlarda ularga dinni o'rgatsin. Demak, İslam ümmeti chegaralarda askarlarını tarbiya qilganidek, İslam ümmeti ziraat maydonida dehqonlarni tarbiya qilganidek, İslam ümmeti siyosiy maydonda siyosatchilarni tarbiya qilganidek, İslam ümmeti bu hamma jabhaning asosiy ta'mi bo'lgan ulamolarni ham tarbiya qildi. Ular İslam'ın bugünge kadar küç kuvvette devam etip gelişliğini tahminledi. Askeri kuvvet bir neçe bor galaba mağlup, galaba mağlup sınıp, sındırıp devam etip gidiyor. Hazır geçe. Lekin bunu anık bir strukturası, mana şu struktura devam etip yaptı demeydi hiç kim. Bu zamanda davrıge, kurallı küçülerge bağlı bu. Doğru mu? Harbi sanayi şeygen sarı, integrallaşu talap kılınadı. Karşı taraf kanaka kural işlep çıkarsa bizden hem uşa kural talep kılınadı. Uruş meydanında bu hareket alakada dünya meselelerine örgene iş ilimge bağlı. Dehkançılık. İslam ümmetini dehkançılıkke birgen urgusunu hazır gapirişi başlasam mavzu fakat şunu götürüp kaladı. Dehkançılık meselesi de bitti ki de misal keltir. Vatanı Şam. Şam'da ne var işte? Dehqonchilik shunaqangi qattiq urg'u berishganki, odamlar Yevropa madaniyatida hali cho'milishni bilmay yurgan odamlar ichida bular islom ummati bu darajada katta yutuqlarni ko'rsatgan. Boshqa sohalar ham shu, lekin ular zamonasiga qarab o'zgarib turadi. Hozir mana dehqonchilikda hozir orqada qolib ketdik. Xohlaysizmi yo'qmi qolib ketdik orqada? İçimizde dehqonchilik qilmaydigan odam bo'lmasa kerak. Yoki dehqonchilik qilmaydigan bilan gaplashmaydigan odam yo'q. Hammamiz bilamiz. Urug' masalasi nima bo'lyapti hozir? Qaramiz biz hozir. O'zimizda qolmadi. O'zimiz yetishtirgan urug' yo'q. Biz majburmiz chetdan olib kelyapmiz. Chetga qaram bo'lib qolyapmiz. Chetdagilar bizni o'ynayapti. Bir yil ekasiz, ikkinchi yil yana borasiz. Undan chiqqan urug'ni eksangiz, u hosil bermaydi. Vaholanki bu sohada bu masalalarda biz peşedik. Biz aldın deydik. Ne mi buldu? Yokattık asliyetimizi. Ne mi bizi yokattık? Fikhimizi yokattık. Dinimiz birge bizge targıp kılıyetken, bizni tur ordinden diyetken motivasyonu yokattık. Bu motivasyonu ularak gitti. Ama cahada misal getiriyip ben. Muşa Leos Louis Sadio degen adam var. Fransız müstaşıklarından. Ha? Louis Sadio. Şu aytadi. Napolyon'un kanunşünaslik asasları, Napolyon özünün kanunlarını İslam fikhiden agen deydi. Copy paste degen. Fransızca yapıdı. Copy paste, Fransızca yapıdı. Copy, ulardan koçurup özümüzge yerleştirgen degen. Kaysa Maliki mezhebeden agen. Maliki mezhebini, muvattağını, muhtasarı var. Muvattağdan fikhi muhtasar var. Halil, muhtasarı Halil deydi. Matni Halilam deydi. Halilni muhtasarı var. Halilni muhtasarını Şeyh Derdir şarhlagan. Şarhı Derdir deydi. Derdir'ni şarhı kanun şunaslikni asaslarından, malikilerini asas hesaplanadı bu. Huddi bizde muhtasarını şarhı mesela bu Ali Karun'un şarhı yokşagan. Yok ki Tuhfatul Fukaha'nın şarhı ne miydi? Kasani'ni ve daha iyi sanayi eseriydi. O şarhtan alıp çıkıp
hukuk ortaya koyuşken. Hukuk ortada turgenden keyin har qanday jamiyat kuchli bo'ladi. Huquqiy davlat nima degani? Biz har doim huquqiy davlat tarafdorimiz. Bu juda katta harakat, ya'ni bu gapni nima ko'p gapirishadi? Chunki davlat huquqiy bo'lsa kuchli bo'ladi. Qaysi davlat huquqiy jihatlarini yetishtira olgan bo'lsa, u kuchli bo'ladi. Eng kuchli davlatlar huquqiy jihatdan eng amal qilinayotgan davlatlar. Afrikaga borsak, huquq yo'q. Cho'ntagingizda 100 dollarni ko'rsa, o'sha kuni uyingizga bostirib kirishadi. Bunlar qo'yish uchun. Huquq yo'q, himoya yo'q. O'shaning uchun davlatning ahvoli mana shu ahvolda. Huquq kuch, birodarlar. Nima uchun bularni men yana ko'p urg'u beryapman, ko'p gapiryapman? Bular bizni, islom ummatini qaytadan yana huquqlarimizni o'zlashtirib, yana millatni kelajakda oyoqqa turishligimizga asos bo'lgan fiqhimizni o'rganib, zamonamizga muvofiq shaklda jozibali ekanligini millat bo'lishimizni xohlaydi. Shuning uchun nima qiladi? Iloji boricha ichimizga ixtilof kirgizadi. Ixtiloflarning samaralariga qarangdi. Aynalloh deb savol beryapti. Bu nimaga tegishli? Usuli dinga tegishli. Abu Hanifaga hadis yetib bormagan deyapti. Bu nimaga tegishli? Usuli fiqhga tegishli. Usullarimizga hujum qilyapti. Usullarimizga hujum qilayotgan odamlar o'zi musulmonman deyapti nomida. Nomini Yusuf Davron qo'yib olgan, misol uchun musulmon ism. Qilayotgan harakati tashqaridagi bizni usullarimizni parokanda qilgan, bizni usullarimizdan o'ziga ko'chirib olib kuchli davlat tashkil qilgan odamlarning buyurtmasi bu. Bilmayapti ular. Biz buni bildirishimiz kerak. Har bittamiz alohida figuramiz. Atrofimizda qancha odam bor, to'g'ri? Masalan, mahallalarda bu mavzular umuman kerak bo'lmagan odamlar ham bor, lekin yoshlarga tushuntirishimiz kerak. Ko'zingni och. Sen o'zing o'tirgan shoxni kesyapsan. Abu Hanifaga hadis e'tibormagan desang, natija nima bo'ladi? Natija. Butun boshli ummat fiqhni, Hanafiy mazhabini Abu Hanifadan oldi. Biz olayotgan odamga hadis e'tibormagan degan gapni isbotlay olsang, tamomiyla diningga jarh yetkazasan. Diningni zaif deyotgan bo'lasan. Dining asossiz yo'l bilan kelyapgan degan gapni dushman xohlayapti, senga gapirtiryapti. O'shani xizmatini qilyapsan. Buni tushuntirishimiz kerak. Payg'ambar alayhi sallatu vasallam sahihayinda kelgan rivoyatda aytadilarki, "Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid-din." Kim Alloh taolo kimga yaxshilikni iroda qilsa, uni dinda faqih qilib qo'yadi. Dinda faqihlik nima? Dinda faqihlik nima? Masalan, zarar bilan foydani hamma ajrata oladi. Aqli bor odam zarar bu, foyda bu deydi. Lekin dinda faqih zararning zararlirog'ini ajratadi. Zararning zararlirog'ini ajrata biladi. Dinda faqih odam foydani foydalirog'ini ko'radi. Farqi bordi. Bu ham foydani janjal qilyapti, bu ham foydani janjal qilyapti. Ikkalasi ham foyda. Foydalirog'ini Abu Hanifa aytgan. Ikkalasining ham nomi foyda. Biz foydalirog'idan manfaatlanishimiz kerak. Buni faqih fiqh deydi. Va ana qosimun vallohu yoti. Men taqsim qilaman, Alloh beradi deganlar. Shu hadisning davomida lan bilan kelgan, la bilan ham kelgan. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haq. Ummatimdan bir jamoat haq ustida g'olib bo'lib ketaveradi. Bir jamoa bo'ladi bu ummatning ichida, hech qachon zoil bo'lmaydi. La tazalu nima edi? Mudovamatni bildiradi, to'g'rimi? Har doim, 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 doim bir jamoat bo'ladi. U jamoat har doim haq ustida zohir bo'ladi. Zohir ma'nosi nima? G'olib degani. Bu joyda g'olib degani. Alloh taolo dinni nima dedi? Li yuzhirahu ala dini kulli. Zohirina ala al-haq. Haq ustida g'olib bo'lib davom etadi. Yengilmaydi bu jamoa. Bu jamoatni gulini yulib olish mumkin, bahorini to'xtata olmaydi hech kim.
gülünü yülesiz. Bahar keledi, yine gül çıkavuradı. Bu ümmetinin bir cemaası hiç kaçan mağlup olmayıydı. Zahir halde kete uğradı. Şimdi, bana şu hadisten değil mi? Çünüş mümkün. Bismillah. On kol içeyim ben. Çapakay kursatadı da, zencel boşanadı. Galip halde devam ete uğradı degenden değil mi? Çünüş mümkün. Demek cencel tükemeydi degen. Doğru mu? Galiba katta buradı. Meydanda buradı. Can yok, ben galipmen. Katta galip buldun ya, uzunca galipli ilan kıldım. O galip olmaz o. Galiba cende buradı. Meydanda çıkadı, karşısızlığı onun muhalif buradı. Galip halde devam etti. Şimdi, hadisinin devamında, la yadurruhum men halafahum. Ularga muhaliflerinin zararı tegmeydi. İslam ümmetinin galip cemaasiga muhalifler her daim buradı. Ahl-ı sünne vel cemaanın işi kıyın. Ahl-ı sünne vel cemaanın işi kıyın. Onge hamme düşmanlık kıladı. Hamme onge karşı duradı. Lekin ahl-ı sünnege düşmanlarının hem işi kıyın. Demek ki onlar ahl-ı sünnege karşı duradı. Ahl-ı sünne galip. Hiç kaçan mağlup bu miydi? Bu Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın vaadesi. Ve bu Kur'an-ı Kerim'deki biz özümüz muhafaza kılamız degende Allah Teala maktagen cema'a bu. İkinci rivayeti var. La yadurruhum men hazalahum. Bularını taşak koygenlerini hem zararı bularına tegmeydi. Meydanda durarken yanında men deyal mesegen bizi zararımız tegmeydi o cema'a. Onu Allah Teala galip koygen. Onge yanında tursak galabeden nasibadar bulamız. Galaba Allah'ın ki. Vada Allah'ın ki. Yanında turgan adam galabeni men kıldım diyalmaydı. Galabeden nasibadar buladı. Çekkege turup menge gap tekip kaması buldu. Men arlaşmayın şunge deken adam neytral bula almaydı. Onge zarar yetkiz almaydı. Bana şu hadisteki siyakını korsanız. Hadisteki siyak. Hadiste fikh hakkıda gap var. Başladı. Men yuridillahu bihi hayran yufakkihu fiddin. Fikh hakkıda yapırken Peygamber aleyhisselam hadisinin devamıdır. Galaba hakkıda yapırken. İslam ümmetinin galabası fikhye bağlı. Fakihlerge bağlı. Mezhab müştehitlerge bağlı. Hadis ulamalarge bağlı. Akide imamlarge bağlı. Başka yol yok. Kim de kim? Mene şu asasını ispat bugen, ümmet tan olgen, bir kança çığırıklardan, imtihallardan, sınavlardan ötgen ve daim galebe bilen devam etip geliyetken mezheplerden başka yol yok. Kim yenge yapırsa la yadurruhum men halafahum. Ularının zararı bu mezheplerge tegmeydi. Biz mezhepler, imamlar, müştehitlerinin yolda devam eterken biz galebe de devam ete uğramız. Mutezilesi çıkadı, bir közge korunadı, yok boladı. Hizbisi çıkadı, bir közge korunadı, yok boladı. Ümitsiz kaldı hizbiler. Çünkü hayatımız ne oldu diye şey yaptı. Ben onlarla tane manası etmeyeyim ben. Onlar natoğru cayda, natoğru muhitte durup kaldı. O şey muhitte kurbanı oldu onlar. Lekin tabi bakılsa inşallah ötken umurge Allah Teala zayi kımaydı. Hılası gerçi acır birer. Lekin ümitsiz bu kaldı. Kıyan hareketinin hemmesi puç ikerliğini kör daha da. Közü açılgeni elhamdülillah. Lekin heliyem közü açılmegeni var. Don Kixot'a okşaydı köz açılmaganları. Özünü Ritzer deyip özü ilan kıyken Tigerman taşını korup kalıp bu düşman eken deyip onge karşı hücum kılıyetken adam. Neticesi yok adamlar. Selefiler bir közge korunadı, hadır hareket kılıp urgu birişedi, özlerini İslam ümmetine takdim kılıyken menfaatli hiç narsaları yok. İlla ki ıhtılafları var. İhtılaflarına kulak salsanız muhalif hahleyetken ıhtılaflar. Muhalif haklayetken ihtilaf. Ne miydi muhalif haklayetken ihtilaf? Biz usul kaidelerimizge kaytalmaydik. Kaytmesek, ihtilaflar, usullerge hücumlar, bizni her daim bilimizini sindirip egip duruş gerek. Ular ne? Maksadıdır. Lekin ular ne makladı? Bizni fikrimizden faydalanadı. Germaniyenin kanun şunasligi, hidayenin muvafakasıdan alınge. Hidayede usuller var, doğru mu? Hidayenin usulleri var. Usul asasıya yazılgen kitap. Germaniye kanunşunaslığı hidayeden alınken. Fransiye kanunşunaslığı
malikilerden alıngan, şarkı derdirden alıngan. Dünyadaki, mana hadir ki kanun şunaslikini %90'ı İslam ümmetten alıngan, başka yolu yok. Rim İmperatorligi, Rim İmperiyası, 1,5 million devlet kurgan, doğru mu? Nima asosda kurgan deb o'ylaysiz? Askariy quvvat bilan deysizmi? Yo'q. Nima bilan? Qonun bilan. Insoniyat tarixida insoniyat ko'rib bilib, ya'ni siyosiy maydonda aytayapman. Siyosiy maydonda tan olgan ilk qonun yozuvlari, qonuniy yozuvlar Rimlarda. O'sha Julius davriga kelganda shakllangan, oxiri 13 asr harakat qilishgan. 13 asr harakat qilishgan. İslam ularını kin boş sındırdı. İslam ularını sındırdı, meydanga özünün kanunlarını koydu. Ha, İslam kanun yazışlıkta cemiyetke menfaatli bo'lgan başka tizimlerinin sistemlerini ala uğradı. İslam'a zıt bu meze. Kaide var. Şer'u men kablene, şer'ullene. Kaide var. Başkalarının şeriyeti, yani bizden aldığı şeriyet. Yani Nasraniylik, Yahudilik değil. Bizden aldığı şeriyet. Bizning shariatimizda man qilinmagan bo'lsa, biz olaveramiz uni. Olaveramiz. Qasos haqida oyat bor? Qasos haqida. Bismillah. Va katabna fiha. Va katabna fiha. Anna an-nafsa bin-nafsi wal-ayna bil-ayni wal-udhna bil-udhni wal-anfa bil-anfi wal-juruha qisas. Mana shu oyatda وكتبنا فيها فيها هذا ما توراة وكتبنا في التوراة توراة yozdik deyapti Alloh taolo ko'zga ko'z tishga tish qonga ya'ni ko'zga ko'z quloqqa quloq val juruha qisos jarohatlarda qasos bor Tavrotda yozilgan narsa bizda jorimi jorimi jori Qur'on sabit qilyapti Peygamber aleyhissalatu vesselam qonunshunoslikda bir cemiyetki kilseler, cemiyetteki hamma uruf adetlerini süpürüp, sidirip, taşıp, yengitten ekmek eller. Hiç çıkacağım. O şey, Abu Cahil kiyip yürgen sallanı kiygenler, Abu Lahab koygen sakalını koygenler, fakat İslami, İslami cihatını korsatgenler. Şeriatke zıt olmasa kabul kıygenler. Şunu uçun, mesela sallaha kadar hadisler var da, lekin ulamalar, İttifak kılıp ayetedi ki ibadetke has kıyım yok İslam'da. Bana şu kıyım ibadetinin has kıyımı degen teologiya asas yok. Lekin afzaliyet manası var. Sallanıma İslam ümmetinin simmeti, şiarı, bilgisi. Sallanı korsayız bu Müslümanlı korgende ibaraz. Müslüman. Baş kıyımı korsayız Müslüman. Bu yakşı bu. Urfke kore bunu kabul kıla uğradı İslam. Lekin bunu nima demeydi? İslam'ın asasıya tegişli demeydi. Peygamber aleyhissalatu vesselam cemiyetke kirerkenler nima dediler? Bu'istu li utemmime makarimal ahlak degenler. Ahlaklarını tügelleş için geldim degenler. Yani ahlaklarını yangiden teşkil kılış için mez. Doğru da ahlaklar. Araplardaki ahlak şu derecedeydi ki bitti misal eytemen Hadir Müslüman ben degen adamlarda bu ahlak yok. Afsus ki. Abdullah ibn Ureykit degen adam bugün. Peygamber aleyhissalatu vesselam Mekke'den Medine'ye hicret kılıp giderkenler Abu Bakır Siddiq'ni özlerine ne kıldılar? Hamrah kıldılar. Ve yolbaşçı kere gidi. Mekke'den Medine'ye yetkizip koyduken adam kere. Paskam yollarda. Orkalardan 100'te ot qo'yilgan. 100 ta ot beramiz deydi. 100 ta tuya beramiz deydigan. Otliqlar yo'lga chiqqan, quvib kelyapti. Pasqam yo'llardan olib borib Madinaga yetkazib qo'yish kerak. Kim bor? Urayqit. Abdullah ibn Urayqit degan odam bor. Mushrik. Makka mushriklaridan, musulmon emas. Keyinchalik ham musulmon bo'lganligi rivoyati yo'q shu odamni. Farazan, misol aytayapman, 10 ta tuya gaplashganlar. Yoki 6 ta tuya. Sonu şartmaz. Kam yani. Vada kılışken, kirişken, ahtlaşken ayetkiler ki beni Medine'ye sağ amaniyet kızı borsan altıda tüye veremen senge. Bu da kiriştik. Yolga çıkışken. 475 kilometre doğru mu? Ha? Mekke'den Medine'ye geçe. Pişkon piyoda geçiş yaptı.
Paskam yollardan neç günlük yol buluşu mümkün? Tahminen künüge kançıdır masafa basıladı. Bekinede kaç adam kuvup kili yaptı arkadan. Suraka uşa payette kuvgen arkalarından. Mekke müşrikleri yüzde tüye vada kıyan. Uli gittirigiye. Peygamber aleyhisselam keçkırın okulaydılar. Abu Bakır Sıddık keçkırın okulaydılar. Üç kişi halas. Kulüde kılıcı var. Urayqit keçkırın okulayıp yatken de oradan özüm turup ikide adamı öldürse yüzde tüye gege varadı. Altıda tüyege vardalaşken. Bu gap ne işitken? Lekin Urayqit, Abdullah ibn Urayqit berip koygan vadesige kılap kumagen. Hazır bir kişiye uyunu satı yaptı da bu oldu, baylaşadı da nereyadan bir tas koşunu sikirip 100 son kımmat verse kelim aynı dura uğradı bir yaklara. Ne bit var, ne yüz var, ne bir vicdan, ne bir namus. Hiç bitti gapan koygani yok. İşonç koygani yok. Peygamber aleyhisselam kegende Abdullah ibn Urayqit müşrik. Gapke vaadana karayın. Aytkenden kim turu bergenini karayın. Nadine'e bargandı, tüyasını bergenler, aytkenler. Müslüman bol. Yani iki kısa acır olasın. Degeller de yok, ata babam dinde kalaman deyip ketken tüyanı yeterim. Şey 10 küllük, 20 küllük hizmetini aylığına alıp ketken müşrik bulup kaldır. Demek ama ki müşriklerde la ilahe illallah kelimesini aytıp koymadı. Aytmadı tilibine. Çünkü aytsa onge amal kıl, cevap veriş gerekirdi. Bu yağı da aytıp koyup, bu yağı da hemen uhlatıp yürse bola vuruşluğunu hayalıyı keltirmeken ola. Ha, Resulullah li utemmime mekarim el ahlak. Mekarim ahlaklarını tügel kılıç için keldim degerler. Bu arada da ahlaklar. Kanun şunaslık da şu. Kanun şunaslık da kaysa kanun İslam ümmetinin akidesi, ameliyatı, hayatı, turmuş tarzıge muvafık bulsa, dinige, etiqadı, başka narsasıge zıt bulmasa, İslam ümmeti amel kılavur adını. Peygamber aleyhisselam böyle gettiler bizge bunu. Peygamber aleyhisselatu vesselam fakat bana etken gel buldu. Başka hiç narsadan faydalanmayseller demediler. Cemiyetteki halatki hadisige karab muamele kıldılar. Katta misal Handak gazatı. Handak'ta cenk bulu yaptı. Cüde katta cemaat Medine'ye hücum kıp yegen. Medine'de halat Müslümanlar. Başka cahede yok Müslüman. Handak'ta bütün Mekke müşrikleri yığılıp tamamıyla yok kılamızda bulunuşken. Şunda ne bakı geldiler? Maslahat mı geldiler? Maslahat'ta Salman-ı Farisi ne de geldiler? Bizim Fors diyarları da Handak kazıladı de gel. Handak kazış fikri kimi ki? Salman-ı Farisi'ni ki, Fars müşriklerini ki, mecusilerini ki o. Bu mecusilerini hükmüyken, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَٰكَ هُمُ الْكَافِرُونَ dese bu oladı mı? Diyepti bugün şuna kadar. Bugün şuna kadar diyepti. Oy Peygamber aleyhisselam uşa kaideni, uşa üslubunu alıp faydalandılar. Handak yakşı fikirken dediler. Özlerden çıkanı yok. Sahabeden, sahabe özünün diyarıdaki medeniyetten yapırdı. Kıldılar Handak gazatı namı kıyamet geçe duralıydı. Namı Handak gazatı. Ahzab'dan değildi, Handak gazatı. Demek, İslam ümmeti her daim dünyaya açık ümmet. Asaslarımız malum. Dinimiz, itikadımız, fikhimiz, ameliyatımız malum. Bunlar asası da biz dünyaya yani kaytetten özümüzünü, cazibeli fikhimizini kaytarışımız gerek. İhtilaf kılıyetken beçara balalarga ayçimiz gerek. Bana şu, halatını düşündürüşümüz gerek. Gözünü aç, sen kimge oynayetkenliğini bilmeyepsen. Eğer bilgenindeydi, buna ki oyun kımasa değil. Çünkü İslam ümmetini ihtilaf kılıçlikten fakat ve fakat muhalifler menfaat gözleydi. Bunlar zarar yetkizalmaydı da, lakin bizi içimizdeki Müslümanlarımızı bu zarardan kımaya kılıp konuşmamız gerek. Hop. Mezhepler doğrusu da ulamalarga kılıngan hücum eğer şu ulamalarını obrosuzlantırılsa tügemeydi. Bu A plan bu. Birinci planda ne var? İslam ümmetinin ulamalarını obrosuzlantırış var. Ulamalar obrosuzlantırılsa buldu şu bilen ana ulamalılar obrosuzlandı. Şimdi bir malal
O'zingizlar to'g'ridan to'g'ri hadisdan, Qur'ondan amal qilaveringlar demaydi. Muxoliflar beplanga o'tadi. Beplan nima? Beplan endi hadislarga hujum bo'ladi. Tayyor turibdi jamoa bor. Aytadiki, ular hadislar hammasi to'qilgan deydi. Yoki hadislar Qur'onga muvofiq emas deydi. Hadis inkorchilarining strukturasiga qarasangiz, bir jamoasi bor, hamma hadislarni kerak emas deydi. Bir jamoasi Qur'onga muvofiq bo'lmaganlari kerak emas deydi. Bir jamoasi aqliga to'g'ri kelmagani kerak emas deydi. Bu turibdi bu maydonda. Hozir mana bu mazhablarni obro'sizlantirib, ulamolarni gaplarini marjuhga, asossizga chiqarib olgandan keyin ikkinchi planda ulamolar ham senga o'xshagan odam edi-yu, ha. Ko'rdingmi, ularni sen bilan bir xil fikrligini isbotladik, ha. Endi payg'ambar ham senga o'xshagan odam. Xo'p. Qur'onda oyat bor. Xo'p. Alloh taolo nima dedi payg'ambar alayhi salom haqlarida? İnnemâ ana beşer dediler. Kur'an'da sabı kul. Aytin ey Muhammed Aleyhisselam. İnnemâ ana beşer. Mislukum. Sizler yok şeken diye. B plandaki hücumlar bunlar. Sizler yok şeken adam peygambere. Ha demek bu yam hata kılışı mümkün. Mislukum diye yaptık o. Bırakın sizler bunlar. Mene. Hurma hadisesi de hata kıyken ki. Ha. Ya hurma hadisesi de çengilet yetkerlerle çengiletmeye koyulurlar degenler. Huda birse. Huda birse bol olur degenler. Yani gelgin bu gene yok. Kim ayettiler? Ben dediler din hakkı da yapıramen. Dünyada özgüler bilesiler. Hata kıyken ki. Hücumlarını karayın. Tayyar turuptu bile. Tayyar turuptu. Hazır baş götür almayıptı da. İrtege baş götürse. Mezheplerimizini himaye kımegenimizdik. Hadisimizini kanan himaye kılamız. Ne oldu şimdi? Kanam kumar kanam. Ne deyimiz? Hadislerge şubhanı uygatışlık üçün katta katta institutlar işlep durdu. Uşa 1740 yılda Gallandiya'da Gallandiya'da taşkıl kılıngan müsteşriklik institutları aynen hadislerge hücum kıyan. Hadislerdeki şubhalarını ortaya taşışken. Hadirge kadar şu hadislerdeki şubhalar daim İslam'ını tanqidi uchun ishlatiladi. Yevropa islomni terrorist din deydi. Nimaga? Hadislardan. Hadisda ko'rsatadi, mana payg'ambar palonchini o'ldirdi, pustonchiga o'limga buyurdi, undoq qildi, mundoq qildi. Endi beplan amalga oshdi deylik. Oshmaydi inshaalloh robbil alamin. Hali bizni mazhabimizga kuchi yetmaydi bularni. Farazan aytayapman. Men bu proyektni yo'l xaritasini aytayapman. Agar hadislarga shubha uyg'otib olsa, 3-chi plan Qur'onga shubha uyg'otadi. Payg'ambar adashganligini ko'rdingmi deydi, ha. Aqlga to'g'ri kelmagan hadislarni o'qidingmi, ha. Demak deydi, Qur'onda ham shunaqa narsalar bor deydi. Mana deydi, solih banda Xizr alayhissalom yosh go'dakni o'ldirdi deydi ko'chada. Yosh go'dakni o'ldirdi. To'g'rimi? وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَأَرَى أَغْرِلِغِنِ Tasavvur qilyapsiz mi? Mazhablarni himoya qilmasak qayoqqa qarab ketyapti bular? Ulamolarni himoya qilinmasa qaysi planlar bor orqada? Bu planlar ishlayapti qaysi regionlarda? Hindistonda ishlatishdi buni. Hindistonda ishlatishdi. Buni Misrda ishlatishdi. Bunu Afrika'da işletişti. Bu strukturanı Suriye'de işletişti. Ramazan Buti Rahimahullah'ın La Ye'tihil Batil degen kitabı var. Kim körgen? La Ye'tihil Batil Min beyni yedeyhi ve la min halfihi. Ayet kelime daha ogen bu kişi. Bu kitapta yüzge yakın bana şuna kadar şubhali savallarge cevaplar bilgen. Savallar var. Mesela Kur'an'daki ayet hakkında soru var. Hadisler hakkında soru var. Bu şey muhaliflerin soru var. Fikri soru var. Suriye devleti SSR'ni yani basımı aslında bugün. Siyasatta bilgiler yakışı beledi. SSR ilacı barıca unge küçü bilen, askeri kuvvet bilen basım kıpturgen de
ideologiyasini ham tiqishga harakat qilgan. Xuddi bizda maymundan paydo bo'lgansan, boshqa degan ta'lim maktablarda o'qitilganidek, dastlab g'oyani Suriyaning, Shomning ko'p o'lkalariga SSR ideologiyasini tarqatgan. O'sha paytda Ramazon Butiga o'xshagan zotlar ideologiyaga qarshi ideologik kitoblar yozgan. Ashu kitoblardan bittasi shu. Ashu kitoblardan bittasi shu. Masalan, Alloh taolo mafatihul g'oybni 5 ta narsani faqat Alloh biladi degan oyat bor-ku, ha? Mafatihul g'oyb. Mafatihul g'oyb haqida o'sha 5 ta narsani sharhlagan. Hozir aytadi, yomg'irni qayerga yog'ishini bilamiz. Ona qorindagi homilani bilamiz u. Bunga nima deysiz? Degan. Shunda zo'r javoblarni bergan. Eng masalan, ideologiya odamni qanoat hosil qildiradigani mafatihul g'oyb degani aslida dasatirul g'oyb degani. Nima degani bu? G'aybning dasturini hech kim bilmaydi. Qanday ishlash strukturasini hech kim bilmaydi. U amalga oshgandan keyin bilaverasiz. Lekin dastda ideologik dastak bor. Muboshalatan gapirmasa-da shuni qo'llab-quvvatlab olaylik degan gaplar bor. Gaplar bor. Kecha bir kishi aytdi menga. Nimaga dedi Abdulloh Zufar YouTube'dagi promotori ko'p deyapti. YouTube'dagi promotorning ko'pligiga qarab palonchi haq deb bo'lmaydi. To'g'rimi? O'sha minusni promotori milliondan oshiq. Haq emas-ku u. To'g'rimi? 4,5 millionga yaqin podpischisi bor Instagramda. Haqmi u? Yo'q. Uni faqat qalbi kristallik xolos, qolgan hamma joyi xira. To'g'rimi? Ha, bu bo'lmaydi. Endi algoritm, ya'ni algoritmik hisob bilan bir kishini haq botil qilib bo'lmaydi. Nima demoqchiman? YouTube algoritm bilan ishlaydi. Va YouTube'ning ustida o'tirgan odamlar musulmonlar emas. Musulmonlar uchun ideologik hujum qilayotgan o dushmanning daholari maslahati bilan ish qiladi bular. Navalniyni promotorini bir kunda 1 soatda 15 millionga chiqarishdi. Qasdan qilinadi, davlatlarni to'ntarish uchun qilinadi bu narsalar. To'ntarish uchun qilinadi. Eng nozik sirlar haqida gapiring, promotoringizni o'chirib sizni bloklab qo'yishadi. Boshqariladi bu. Umumiy ommaga algoritm asosida davom etadi deyiladi. Xos ishlarni qo'lda qilinadi. Qo'lda qilinadi, IT texnologiyani biladigan odamlar, kuzatib turgan odamlar gapimni tasdiqlaydi. Bu tasodif, taxminan, xayolan aytilayotgan gap emas. Bu qilinayotgan ish. Trampni prezident bo'lishligida Facebook bilan mojarosi bor. Facebook reklamalarni algoritmik odamlarga chiqaramiz deb da'vo qiladi hozirgacha. YouTube ham shunaqa qiladi. Lekin bitta joyga bitta xona qilib olib, xuddi shunaqa xona qilib olib, 60 ta odamni ishga olishi saylov arafasida bo'layotgan ish. 60 ta odamni ishga olishi Trump va Trumpning muxolifi bo'lgan prezidentlikka saylov jarayonida 345 million reklama tarqatishgan. O'tirib olish internetda 60 ta odam. Amerika fuqarolaridan ko'p reklama. Hamma reklama insonning fikriga yo'naltirilgan. Va 50 milliondan ortiq odamning shaxsiy varaqalari 60 ta odamga topshirilgan, berilgan. Bu nima degani? Bu nima degani? Siz nimani xohlashligingizni bilsam, siz bilan men juda yaxshi gaplasha olaman. Menga axborotni bering, dunyoni boshqaraman. Butun dunyoni boshqaraman. Sizni masalan, dehqonchiligingizda kartochkangiz bor. Men bilaman buni. Narxini ham kimgadir aytgansiz. Uni ham eshitib olganman. Siz bilan gaplashayotganman, o'sha asosda gaplashaman. Va sizni ko'ndira olaman. To'g'rimi? Menda informatsiya bor. 50 million odam nimaga qiziqadi, qayoqqa boradi, nimani yeydi, nima qiladi? Bularning hammasini o'rganib, tahlil qilib, 60 ta odam o'tirib, 50 million ta odamga falonchiga ovoz berishligi uchun yo'naltiruvchi reklamalar berishgan. Va qo'lga tushgan. Qo'lga tushib, butun boshli tashkilot yopildi, Facebook chiqib uzr so'radi. Kechirasizlar, biz xato qildik dedi.
o'zini silikon anaqasiga olib borib, Trampdan borib uzum so'radi. Buni nimaga aytayapman? İslam ummatini ixtilofga solishligi mumkin bo'lgan jihatlarni, ha, podpischigini ko'paytirtirishadi. Sun'iy ravishda uni tarqattirishadi va İslam ummati hech qachon birlashmasligini ta'minlashadi. Bu strategiyalarni biroz murakkabroq ko'rinishi mumkin, lekin murakkab joyi yo'q. Aqli xushi joyida odam İslam asoslari bilan ularga qarshi muxolif bo'lishimiz kerak. Va yoshlarimizga buni tushuntirishimiz kerak bo'ladi inshaalloh. Şu bilan maqsadlarga erishamiz. Savol-javoblarga vaqt qoldiramiz. Qancha qoldi chiqishimizga? Bismillah. 20 daqiqamiz. Xo'p, nima savollar bor? Hozirgi yaxshi tushunadigan blogerlarning sonini oshirish masalasi ko'rinayaptimi? Xolis blogerlar. Endi blogerlik erkin tanlov. Va buni va din ishlari har doim xolislik talab qiladi. Ya'ni samimiylik talab qiladi. Mas'uliyatni to'g'ri his qilish talab qiladi. Qandaydir buyurtma bilan qilingan ish men tajribamda va ustozlarning aytgan gapiga ko'ra samara bermaydi. Bu qandaydir samimiyat, xolislik, hech qanday dunyoviy manfaatsiz harakat bo'lish kerak. Blogerlar bor. Blogerlarning deyarli 90% diyonatli bo'lishga harakat qiladi. Diyonatli bo'lishga harakat qiladi. O'zi siyosatda ham bir go'zal, chiroyli ibora bor. Boshqaruv sistemasini iborasi bu. Sen deydi 100 mingta odamni boshqarma deydi. 100 mingta odam quloq soladigan odamni boshqar deydi. To'rttasini boshqarsangiz 400 ming boshqarasiz. 100 mingta qiyin u. Bu nima degani? Blogerlar qanchalik asos o'sha narsalar emas chiqishga. O'sha xalafiyimiz edi, lekin shu xalafiylar da'vosi ishi to'g'radi shuni. Mana shu yerdan kuchliroq raddiya berish, bunaqa shularga o'xshaydi. Xo'p, o'zi odatda butun boshli mavzuni raddiyaga yo'naltirish maqsadimiz ham yo'q. Qachon Hanafiylarga hujum bo'lsa, hali aytdik boshida, usulimizga hujumni ko'rgan zahoti, "Voy sen nozik qizil nuqtadan o'tib ketyapsan, qizil chiziq bu." deyapmiz. Lekin dinga xizmat qilishlikda hamma xizmat qilishga haqqi bor. Axloqdan, odobdan, islomning haqligi to'g'risida maydon keng, xohlagan qilib chiqalaversin. Lekin Abu Hanifaga hadis yetib bormagan, Imom Maturidiy aqidasi noto'g'ri desa, bu endi musulmonlarning ichidagi problem emas bu. Tashqaridan tadaxul bor, daxil bor. O'sha daxilni ko'rgan paytimizda aytayapmiz va keskin gapiryapmiz. Endi aksar odam o'zbek zabon deyarli hammasi 99% Hanafi bo'lganligi uchun birinchi planda Hanafilik marjuh degan gapni hech kim qabul qilmaydi. O'shan uchun o'sha usul qo'llanyapti. Xalafiyimiz Abu Hanifa rahimahulloh deb gap boshlanyapti-da, maxsus suhbatlarda Hanafiylar marjuh deyapti. Bular adashgan deyapti, ya'ni Maturidiylarni. Bu sizlab so'kish deyiladi buni. Sizlab boshidan silab-silab orqasiga tepish bu. Noto'g'ri bu. Endi boshqa fandan gapirsa xalq eshitmaydi uni. Xalq eshitadigan jabhaga kirib olib, mana hidoyani sharhlayapmiz deyishyapti, hidoyani mutlaqo sharhlashmayapti. Hidoyani o'qishyapti, ma'no aytganda o'zlarini, mazhablarini gapirishyapti, ya'ni qo'shtirnoq ichida mazhab, ularda mazhabi yo'q-da. Havoiy mazhab ular. Havoiy mazhab va dinda o'yin qilayotganlar bular. Dinni o'ynayotganlar bular. Qur'oni Karim, hadis-i shariflar yangitdan taftish qilinib, yangitdan usul chiqarishlikka ehtiyoji qolmagan. Nimaga islom ummati mujtahidlarni ijtihodini yopib qo'ydi? Yangi masalalarga ijtihod ochiq, bemalol ijtihod qilinaveradi yangi chiqqan masalalarda, hammaga ochiq bemalol. Nimaga yangitdan usul qoida ishlab chiqmalaring deyapti? İslam ummati buni bekitdi. Chunki agar berkitmasa, unda tugamaydi.
cencel, ıhtılaf tügemeydi. Hadır, min yıl, bir yarım min yıl mübalağa bilen etkendi. İslam ümmetini birleştirip kiliyetkenlerse fikhte tört mezhep, akidede ikide mezhep. Bular tanqidga uchragan asırlar bor. Odamlar ularni qarshi bir qancha raddiyalar qilgan davrlar bor. Lekin natija o'laroq kim qoladi maydonda? To'rt mazhab qoladi. Natija o'laroq ikkita aqidada mazhab qolaveradi. Qolganlar gapiraveradi, yo'q bo'laveradi. O'sha hadisdagi la tazalu ta'ifatun min ummati zohirina alal haq shu. Shu buni hamma tan oladi. O'shaning uchun mazhabga ergashish vojibmi degan savol bor-a? Biz nima deb javob beramiz? Hozir vojib deyapmiz, to'g'rimi? Aslida dalil yo'q. Mazhabga ergashish vojib degan mubosharatan dalil yo'q. Bu joyda vojibni turi bor. Vojib asli vojib bor. Masalan, aqimus solata bo'lsa nima bo'ladi? Va aqimus solata, namozni qoyim qilinglar. Namoz o'qishlik aslan vojib bo'ladi. To'g'rimi? Asolatan vojib bo'ladi namoz o'qishlik. Mazhabga ergashlik vojib deganda o'sha asolatan vojibmi desa yo'q. Asolatan vojib emas. Lekin bu zaruratan vojib bo'ladi. Zaruriy jihatdan vojib bo'ladi. Buni misoli nima? Qur'oni Karimni tushunishimiz vojibmi? Vojib. Qur'on bizni dinimizni manbasi. Lekin Qur'onni tushunishlik uchun ahli ilmlarga nima vojib? Sarf nahvini o'rganish vojib. Bitta misol aytayapman. O'z aslan sarf nahvini o'rganish vojibmi? Yo'q. Aslan vojib emas, zaruratan vojib. Biz Qur'on va sunnatni o'rganish uchun sarf nahv vojib. Vojibga eltuvchi yo'llar vojib. O'sha yuzdan mazhab zaruratan vojib. Alloh taolo fas'alu ahlad zikri in kuntum la ta'lamun dedi. Agar bilmasanglar biladiganlardan so'ranglar dedi. O'sha biladiganlar kim desa maydonda bir yarim ming yil mubolag'atan aytganda turib bergan mazhablar. Boshqa odam yo'q. Ko'rsating menga. 99% ulamolar mazhab ushladi. Mazhab ushladi o'zi mujtahid bo'lsa ham. Ibn Taymiya hattoki Hanbali mazhabiman dedi. Hanbali yul madhab dedi o'zini. Ibn Taymiya, Abu Hamid al-G'azoliy Shofiy mazhabida bo'ldi. Maturidiy aqidasidagi ulamolarning 99% 19% Hanafiy mazhabida bo'ldi fiqhda. To'g'rimi? To'g'ri. Mazhabni mazhab ulamolariga, mazhabga o'zini mansub qilgan odamlarni agar o'sha fikri quvvati, ilmiy salohiyatini e'tiborga olib yangi mazhab tutsa bo'laveradi degan gapiga qo'yib berganda edi, bugun to'rtta mazhab qolmasdi yer yuzida. Qolmasdi, yangi gaplar chiqardi. Chiqardi, masalan Abdulhayy al-Nabiy mazhabi, Ali al-Qori mazhabi. Mazhab qila oladigan kuchdagi odamlar. Abu Hamid al-G'azoliy mazhabi. Ha bugunga kelib Yusuf Davron mazhabi, ertaga Mahmud Abdulmo'min mazhabi, Abdulloh Zufar mazhabi. Ahmad mazhabi, Mahmud mazhabi, hamma mazhab tuzadi unda. Unda nima bo'ladi? Nima bo'ladi? Nima qilamiz keyin? Keyin nima bo'ladi? Keyin din qolmaydi. Chunki Qur'ondan, hadisdan odamlar o'zini usuli bilan mazhab to'qiyman desa, mazhab chiqaraman desa, dinni asli qolmaydi. Haligi proyekt ishga tushadi. Dushman shuni xohlab turibdi. Poylab turibdi hozir. O'lja kutib turgan shoqoldek poylab turibdi. Qachon ixtilof chiqarkin, mana qurol deydi. Suriyaga qurolni kim berdi? Kim berdi? Fikriy ixtiloflardan foydalanib Suriyaga o'sha Jayshul Xurga kim berdi qurolni? Angliya berdi. Birinchi kunlardagi rahbarlarning gapini og'izma og'iz eshitganman men. Jonli efirda aytibdi. Biz dedi aldandik deyapti. Biz aldandik deyapti. Xalqimizga qarshi o'sha xalqimizga qarshi emasda siyosatga qarshi, diktatorga qarshi so'z erkinligi qilib miting qildik deyapti. Keyin bizga qurol taklif qilishdi. Biz qurollarni qabul qilganimizda orqalaridamiz oxirigacha boramiz deyishdi. Borib 2 qadam qoldi deyapti. 2 qadamda olardik deyapti. Qurol yo'q deyapti. Maydonda biz qurol yo'q. Qurol olsak bermayapti deyapti. Qancha yaqinlarimiz qurbon bo'ldi deyapti. Keyin yana bir muddatdan keyin yana qurol bergan.
çekingenden keyin yana qaytib 2 qadam qolsak deyapti, eşit chiqib bizni uryapti deyapti. Eşitni chiqarib endi u Asadga yordam Asadni urmayapti u birinchi. Jabhani uryapti. Jayshulxurni uryapti. Shunda aytayapti biz aldanganligimizni shunda bildik deyapti. Chekaga chiqib olgan kech bo'lgan bu. Hozirgacha tugagani yo'q bu ish. Buni poylab turibdi. Ideologik shu muxolifat paydo qilsa, yangi jabha paydo bo'ladi. Ularga keyin qurol taklif qiladi. Buni qabul qilgandan keyin millatni qatlini to'xtata bo'lmaydi. Jahonning qo'liga qurol tushsa nima qilasiz? To'g'rimi? Jahonning qo'liga qurol tushsa hech narsa qilib bo'lmaydi. Ana shu maqsad u. Mazhablar, aqidadagi mazhablar, fiqhdagi mazhablarni zaruratan vojibligi shu. İslam'ın ümmetini birdemliğini saklaydı. Birdem kıladı. Masjidge kirseyiz, hamma imam takbir etkende namazda ne kıladı? İmam Allahu Ekber dese, hiç kim ıhtılak mıydı? Doğru mu arkada? Tokta tokta Şafii mezhebede kolumu da kurtarardı. Oy Hanefilerde bana kıydı. Demeydi hiç kim. Allahu Ekber'de hamma bil ittifak itaat kıladı. Birlik mi? Nimaga jamoatga chaqiriladi namozga? Birlikka. Nimaga juma kuni har doim yig'ilib turishimiz kerak? Birlikni eslab turish uchun. Nimaga yilda bir marta butun dunyo musulmonlari hajda yig'ilish kerak? Butun dunyo birligini eslash uchun. Shu birlik ulamolarning o'rtaga qo'ygan usuli bilan bo'ladi. Bu gaplar ko'rinishidan, zohiridan xanafiyman, mazhab marjuh, unisi unaqa deyishlik chiroyli ko'rinib, jozibali ko'rinib ba'zi yoshlarni aldayapti-da. Orqasida katta xatar bor. İslam ümmetini parçalaştığı için cüde katta urunuş bu, mina bu. Şunun için keskin yapır yapmız ve bizni yaman kurgan adamlarga ait yapmız ki bizni yaman kurgan hakkıyız var. Lekin biraderim siz. Dininizde ben uşa biraderlerini hemmesini başımın üstüne koyamam Müslümanlar. Lekin ulardan göre hakikat usturrak. Din ulardan göre hürmetke layıkrak. Dinimizde buluyatken hatarlarını korup durup indemezlik doğurmaz. İnsanın obrosu şanı haram. Ularni himoya qilamiz. Lekin dinimizga bo'lgan hujumlarda to'xtamaymiz. Bizga makr ishlatishyapti. Makr. Imom Maturidiy adashgan. Sen adashgansan desam, nimaga meni sansirayapsiz? İslomda sansirash mumkin emas-ku deyapti. To'xtang. Imom Maturidiyni sen adashgan desangiz, indamaydingmi? Siz Imom Maturidiyni adashgan demaganingizda sizni sansirash u yoqda tursin. Sizni men eng yaqin birodaringiz kuraldaşız bulardım. Misal için. Ular Maturidiyni adashgan dese, ularınki dalilge suyengen, bularını damlasige karapsan tohta desek, biz bir adab bularken biz. Bir adab koy. İşitken size bu latifeni. Bir adab koy digen latife var. Kassap koyunu, üçte ayağını bağlayıp, bitti ayağını kopkaya kan tıkıpra çıkışlık için. Bo'yniga bismillahi allohu akbar deb bitta tortib olsa pitirchilab qon sachratib yuboribdi. Nisa qossob beodob qo'y dermish. Islom ummatini shunaqa qilishyapti. Oyoq qo'limizni bog'lab, ulamolarimizni haqoratlab, ularni adashganga chiqarib bizni so'yyapti-da, pitirchilasak beodob deyapti. Pitirchilashga haqqimiz bor-ku. Axir so'yyapsizlar bizni. Bizni imomlarimizni haqorat qilyapsizlar. Ularga qilgan haqoratingizlarga javob qaytarsak, sen ixtilof qilma, tortishaverasanmi deyapti. Yaman tortishmayman. Mutlaqo tortishlikni yomon ko'raman. Sen bizni imomlarimizga hujum qilganing uchun men chiqib gapiryapman. Men buni mas'uliyat deb bilyapman. Chunki men o'shalardan ilm oldim. Agar meni ustozlarimni sen haqorat qilsang, meni dinim qayoqda qoladi? Meni haqorat qilsang, mayli. Meni urushsang, mayli. Payg'ambarimni haqorat qilsang, nima qoladi? Peygamberimizin dinini bizge yetkazgan ulamalarını hakaret kılsayın. Değil mi kaladı? Nokta şu. Başka tamamda gelişim olamaz. Fukahalarının ortasındaki ihtilaflar, masalalar. Bu arada ben uşalarına teklif kıldım. Yusuf Davran'a teklif kıldım. Nemege İmam Buhari ile Maturidi akidesi ortasındaki fark degen dersini kılıp onlara tarikatı yapsan. Nemege. Sebep. Akidenin organışı için. Tohtu. İhtilaflı mesele bu. Kel bir guruh qilaylik. Hozir Telegram kanallari bor, WhatsApp guruhlari bor. Kel bir guruh qilaylik. Butun dunyodan ulamolardan tanishlarimiz bor.
Sen koşul, ustazların koşulsun, ben koşulay, başkalar koşulsun. Kel şu meselenin uzara halkılaylık. Kani, ulamalarını, talebelerini içinde şu meselen hakikatte tasdikden ötedi mi yok mu? Sen demek degenden kiyingi gapin, seni gapin mi ulamalarını gapin mi? Kel ispatlayın ulamalarını içinde gapirgin şunu. Eğer hal bulsa hamma senge ok fatiha beredi. Kani bismillah, ayetin, İmam Maturidi adaşkanlığının ispatlayın değildi senge. Has dairege kirganingda makmakak bo'lib qolasan, uni bilasan, sen nima bunaqa qilyapsan, men senga aytay. Sen odamlar eshitmagan, ko'pchilik tushunmagan masalani ajabtavur qilib gapirmoqchisan. Arablarda xolif, to'raf degan gap bor. Odamlarga xilof ishni qilib tanilmoqchisan va buni orqasidan boshqa maqsadlaring bor. Dini samimiy maqsadingni ko'rsata olmayapsan. Ko'rsatganingda aytarding, yig'larding. Ulan men bir masalani qilib gapirishdan oldin bir guruhumuz var, ulamalar guruhu. Taşayımız otke. Şunu yapırsak meyli mi deyiniz? Yüz kıl cebhesini yapırışadı. Bunu yapırayım, bunu yapırmayayım. Manavusu sahih, bunusu zayıf. Kiyin yapıramız, yapımızdan onaka ıhtılaf, cencel topalan çıkmaydı. Her bir yapımız mezhabke muvafıklığının sebebi taminatçısı bu. Mezhabke hılaf yapıp koysak, İnsanda hata var. Çıkıp ayet yapıyoruz. Hata iken huzur keçirasılar, delil, natu hareketi koptu diye yapıyoruz. Buna kanarsalarına ayettik oradaki egen peyde. Lekin bunlar tasdıktan ötmegen, ötüşü imkaniyeti yok bugen, adamlar çünmeydigen masalalarını halka tarqa diye yaptı. Maksat ne mi? İhtilafını koldan kegençe kılış. İhtilaf kılış. İhtilaf bula uğursun. İslam ümmeti hiç kaçan ayakta durmasın. Bu İslam ümmeti aynallah fissemadan ötalmasın uyakta. Maksat şu. Bunu ular bilade bilmeydi ki yenge mesela. Özü bilen geplaşkende kalkılar mısın inşallah? Lekin siyasatını kurup, orkasını bilip durgan adamlar kurup durupdu. Bunlar kim nedir bu yürütmesini kurballar ve çağırırlar. Bismillah. Evet, sağ olun. Eğer onu kurmasın. Ahmet Bey'de Taşkent'de zanırsın ve buraya yaş varlığı hakikaten namazını kopayıp getirdiler. İmamları bu isim meslek. Mesela azamı saf aç bulsun, maske tahtıyla, başlığıyla yaptı. Aynen şu imamlar keskersin etmek kılı yaptı. Bu mesela reddiyeler, imam masalarda, cumalarda, hem de mesela etli yaptı. Keskeri fikirirken de, yani siz bu orasını tahmini kılas, sabahlar ne kadar kanak yol tutuşu ki bunlar da ipefek getirir. Bu akıbatı, ben bu işin mümkün. Sebeplar, haligi sebeplarga tayanadi. Abu Hanifadek zotni tanqid qila oladigan, ya'ni tanqid deganda qo'shtirnoq ichida. U tanqid emas u. Tanqid emas. Hozir men pul misolida sizga aytay. Cho'ntagimda deylik, bor yo'g'i 100 ming so'm pulim bor. Misol uchun. Men aytsamki, Elon Musk bekor qilibdi, belki biznesi yaxshi bilmasa ekan. Elon Musk'ni bilasiz. O dünyada birinci nomerlik milyarderga aylandı. Tesla'nın sahibi. Solaris City'nin sahibi. Bu Mars'ga raketi uçurayotgan adam. Quyosh energiyasi bilan bütün dünyanı ta'minlayman deyotgan adam. Bütün dünyaya Wi-Fi'ni tekin qilib qo'yaman degan adam. Bu soatiga 1000 kilometr, 1,5 kilometr yuradigan poyiz ustida ishlayotgan odam. Cho'ntagimda 100 ming so'm pulim bor, biznesda Elon Musk'ni tanqid qilyapman men. Meni gapimni hech kim eshitmaydi. Sen kimsan deydi. Dünyada bir narsa qilib qo'yganmisan? Hech narsa qilmaganman. Lekin u iqtisodiy jihatdan aytyapman. U dünyanı hozir hammasini o'ziga qaratyapti. Bütün dünyanı. Bir yılda 10 bin ta raket uçuraman deyipti Mars'ga. 10 bin ta. Bir ta raketasının narxı 5 milyon 6 milyon turadı dollarda. Ula ne mana öyle yaptı? Raketi uçup borgandan keyin orkasında flakon bor. Qaytib tushadi deganlarsa. Bu ham katta pul turadı. Doim bu isrof bo'lardi. Tushadi, portlab ketadi, maydalanib ketadi. Shuni qaytarib sog'lom holda ushlashlikni planlarını kılıyorken adamlar. Yakında bitti, urunuş kıldı, portlap gitti. Uçlaganı yok. Lekin urunuş kılıyordu.
bir odam vertolyotni uchirib, uni nima bilandir ushlab olish rejimi. Xullas ilmiy harakat qilishyapti bular. Men o'sha haqida iqtisodiy strukturada Elon Musk'ga aql o'rgatsam, tanqid qilsam, tanqid deyiladimi? Tanqid deyilmaydi uni. Abu Hanifani tanqid qilayotganlarning gapi shunga o'xshaydi. Tanqidmas u. Tanqidmas u. Haba amman sura. Chang to'zon bularning gapi. Lekin bu nima qoldiryapti meros? Mana shu urunish, mana shu harakat yosh bolalarni imomlarni bir tiyinga olmaslik tabiatini qoldiryapti. Abu Hanifadek zotga bemalol bunaqa gapni gapira olgandan keyin uni gapiga quloq solgan odam imomni bir tiyinga olmayapti. Lekin o'ziga qiyin qiladi. Vaholanki o'sha imom o'sha bir tiyinga olmayotgan bolani otasi bilan onasini nikohlagan. O'zi nikohlagan shu. Xunuk vaziyat. İmamlarga bo'ysunmaslik, ya'ni imom uni menimcha dehqonchilik Tiflisda bola ishlatmayapti. Menga yordam ber demayapti, bir tiyin puling kerak emas deyapti, lekin masjidga kelganda janjal qilma. Masjidning qoidasi bor, usuli bor. Bu ummatni ixtilofga tushurma deyapti. Bo'ldi, tushurmasin. İmomga namozda ergashyaptimi? Qolgan jamiyatda diniga zid bo'lmagan narsada ergashsin. Lekin o'sha tabiat shu, o'sha yoshlarni shunaqa qilib ichimizda mina qilib tayyorlashlik struktura bu, sistema. Bilib bilmasdan aralashib qolishlikning sababi shu. Nafrat ustiga quriladi darslar, nafrat ustiga. O'zbekistondagilar saroy mulla tashqarida ularni ichidagilar haqni gapiradi. Agar ularni ichidagilar qaysidir davlatda muftiy bo'lsa, u uzrlik u majburda hozir shu o'zini tarafgash bo'lgani uchun. Ular majburda endi lekin xolis odam deydi. Ha, ularga muxolif emas, ularning gapiga quloq solmaydigan odam bo'lsa saroy mulla bo'lib qoladi. Qarang samimiyatda ahvolini. O'z saroy mulla bo'lib qolar ekanmiz, ular hech saroy mulla bo'lmaydi. Hali yana hali gapni ham ko'p aytdim. Abu Hanifa bu masalada kuchsiz. Shofiy bu masalada kuchsiz. Hanbali bu masalada kuchsiz. Maliki bu masalada kuchsiz deydi-da, o'zi hech qachon kuchsiz bo'lmaydi go'yo. Bu doim kuchli bo'laveradi, o'zi har doim qaysidir mazhab kuchsiz bo'laveradi bunga. Nosamimiylik. Mana shu oqibatda bo'lyapti. Endi ular bilan qanaqa ishlashimiz kerak? Ya'ni qanday muomala qilishimiz kerak? Samimiyatni yo'qotmasligimiz kerak. Bolani holatdan kelib chiqib, oilasi sharoitdan kelib chiqib xabardor bo'lishimiz kerak. O'rtaga devor qo'ymasligimiz kerak. Ko'prik qurnatishimiz kerak. Kesin. Ochiq bo'lishimiz kerak. Diniy senzuradan chiqishimiz kerak. Qo'rqmasdan aytishimiz kerak. Diniy masalalarda biz mas'ulmiz. Ya'ni bu degani majburiyat ma'nosida, mas'uliyat ma'nosida, qanaqadir fazilat ma'nosini aytmayapman. Fazilat bor. Ulamolarga berilgan fazilat boshqaga berilmaydi. U aniq. Lekin din masalasida sizdan o'sha joyda imom bo'lib bosh bo'lishlikni Alloh taolo loyiq ko'rdimi? Ha? Demak, o'sha o'rinda ular bilan aloqani bog'lash kerak. Tushuntirish kerak. O'g'lim, ukam, birodarim, bu masalada xo'p, sen aytgan gapni ham qilaylik. Mana gapni gapiryapman. Menga shaxsiy manfaat yo'q, ko'rib turibsan. Shu ummatni birligi uchun aytyapsiz. Sen shu birlikka hissa qo'ysang, savob olasan. Agar zid qilsang, mana bu asoslarga ko'ra islomga zarar yetkazasan, oilangga zarar yetkazasan. Men xotirjam senga aytaman, sen agar boshingga bir musibat tushsa, seni qo'zg'ayotganlar seni holingdan xabar olmaydi. Yana men olaman xabarni. Buni gapda emas, amalda ham qilish kerak, xabar olish kerak ulardan. Ya'ni samimiylashish kerak, ularni chaqirish kerak. Hazrat ustoz aytardilar, Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahulloh. Bundan keyin jamoalar ketaveradi shunaqa. Haq yo'liga o'tganlar yutug'imiz. Botilda ketganlarni imkoniyatimiz yo'q. Ularni ichiga kirib borib yo'q. Bizga kelganlari yutug'imiz. Kelyaptimi gapingizni 100dan birini olyaptimi? 100dan ikkinchisini ham o'rgatish kerak. Ularni qo'yib yuborsak, ularga nafrat urug'ini sotsak, ularni biz itarsak, chekiga chiqarsak, ularni boradigan joyi aniq. Aniq ularga borib qo'shiladi va o'zimizni ichimizdan o'zimizga
düşman yasab berişadi. George kelib bizni otmaydi. Ivan kelib bizni otmaydi. Bizni o'sha Yusuf Davron nomi bilan, Abdulloh Zufar nomi bilan yoki o'zimizni musulmonlarning nomi bilan odamlarni düşman qilishadi. Bu og'ir strategiya, buni oldini olishimiz kerak. Hop. Yana nima savol bor? Telefonda esam jonli ketib qoladi-da. Ular o'sha hozir aytsalar, lekin ayolimda ular muqobiliga birini bera olmayotganingizda, ular internetdan darslar olayapti, boshqa qilayapti, keskin darslar olayaptilar. İmamlar ham gap bilan qolib ketayotganlar bo'ldi. Ma'lumot berdi. Qani bir dars tarzi boshlarimiz shunaqa bir Bunu kibirsek gider, belki kaçış mümkün değil, yana bilmemiz. Ulan, yaman diyenler de bunu kabul edilir, girmeyelim. Bana şu, meleke aşırışından kuzlenen maksat şu, başka sahalarda üçünde bir meleke aşırışı buladı. Başka sahalarda. Bu 2018'den mi toktaganıyor, doğru mu? 2018'den mi her yeri meleke aşırışı buluyor. Bu ne demek? Demek biz kulağısı çıkarışımız gerek. Hala biraz işare kıp gittim, senzuradan çıkışımız gerek. Yani içki senzuramızdan. Bu gap ne yapırsam, beni yaman korup kalar mıyken, menge siyasatlıma derken, dinimiz hiç kaçan buzgunçlukla buyurmaydı. Dinle doğrusunu ayçiş gerek. Meydanını tolduruş gerek. Hadır aynısı, aynı şey imkaniyat var. İmamlar, baş imamlar, hiç yok. Küçük katta yığılıgan, yok ki şun yokşigen, ıgva buluşu mümkün bugün joylarga barı, suhbatlar kılış gerek. Açık meydan kıp bu iş gerek. Onun için okuş gerek, urgan iş gerek, her daim vazife buluş gerek. Çakırıp, saval versin. Saval versin. O yüzden mesele yüzden aşıkmaz. 100-150'de ihtilaflı mesele var. O meselelerini özleştirip yani izleyin ki korkmayasınız. Hiç narsadan, çünkü iş, ilmi asasını bilesiniz. Demek ki canlı yıkılaman daim suhbatlarımla. Real bulsun. Yani montaj bulmasın bizde işimiz. Biz kim midir işantırışken mecbur mesleğimizi korsatış için. Hakikat şu, ergeçse elhamdülillah, ergeçmese Allahu Ekber, kete uğramız. Bizi vazifemiz yetkisi koyuş. Bizge ergeçme geldiği, onun ihtiyarı. Yok ki hakkını aittigu, adamlar ergeçmedi. Cevabgar bu miyimiz? Kıyamet gününde bir arta ergeç uçusu bu meyen peygamberler kere. Peygamber, vahiy kigen, adamlarına davet kigen, hiç kim ergeçme gel. Bitti özü keladi. Javobgar bo'lmaydi payg'ambar. Soqit bo'ladi. Ulamolar ayni o'sha nozik joyi so'rayapsiz. Shu ulamolarni yig'ib, bunaqa narsa qilishlik o'z joylarimizda asosan din yaxshi yetkazilmagan joylardan chiqyapti bunaqalar. Qanoat hosil qilmaydi. Hozir internet bemalol ochadi, kiradi. Abu zo'r ekan deb ketaveradi xulosani qilib. Asli Uşa sizde etkendik, birişimiz gerek. Biriş niyem, demek özüge yaraşa usuller var. Şu asasda örgatılsa, çüntürülse, bizim millet cüde, yani çünüşü millet, halk. Kadımdan, tarihten, İslam'ın en katta zabardas hizmetleri şu ülkelerde bugün, ajdatlardan bugün. Ular şu kabiliyeti bilen dünyaya koruyken. Onun için biz uşa kabiliyetini ısraf kılmasligimiz gerek. Yetkazış gereği, ayçış gereği, bizge vazife ülkelengeni şu özü. Adal kılınsan, yakşı bala. Subhaneke Allahümme ve bihamdik, neşkadu en la ilahe illa ente ve estağfiruk ve natubu ileyk ve ahire davana enin hamdülillahi rabbil alemin. Acaba dua kılın. Allah'ın ya Rabbi şerimine başını mukaddes dinimiz ya, kalbimiz ya, hususen kadınlarımız ya, yaşlarımız ya, hizmet kılmalıyım, onların da hidayet ya, çakalım. Şu manfaatli yılda Allah başımız ya, kuvvet versin, size müstaz, bana kod nasıl aradınız ya, yani yengülüp yengülüp de düşürtürdüğün Allah,
ilmingizga va shu bilan birga amalingizga va shu bilan birga mana dinni jihatimiz xalqimiz uchun Alloh olib borayotgan xayrli ishlaringizga Alloh razı bo'lsin. Ilmingizga rahmat. Jazakalloh rahmat. Sog' bo'linglar.